Tüp Bebek Merkezi Kliniğinden merhabalar. Operatör Doktor Nurettin Türktekin'le birlikteyiz. Bugün farklı bir konuyu konuşacağız aslında. Özellikle de anne adaylarının merak ettiği bir konu. Tüp bebekle hamile kalan anne adaylarının gebelik süreci. Merhabalar hocam. Merhabalar. Evet, anne adayları bu konuyu merak ediyor. Normal yollardan hamile kalan bir anne adayıyla, tüp bebek tedavisiyle hamile kalan bir anne adayının hamilelik süreci arasında bir fark var mı, riskler var mı, sizden evet. Öğrenelim. Tüp bebekle gebe kalsa da yine 9 ay 10 günde doğuracak bu hastamız. Hiçbir farklılık yok aslında. Sadece tüp bebekle gebe kalındığında ilk 2,5-3 ay kadarki süreç, sonuçta bizim hormon ilaçları tedavisi verdiğimiz için bir takım hormon tedavilerinde bir önem arz etmekte. O sebepten kendi tüp bebek gebelerimizin ilk 2-2,5 ay, 3 ayını biz mümkünse kendimiz takip etmeye arzularız. Ve bu konuda hastalara yardımcı oluruz. 3 ayı tamamladıktan sonra il dışı ya da bize uzak mesafede olan bir gebemizin mahallede takibini ancak telefonla ayda bir hem hayatı sorarak hem de gelişmelerde bizim için önemli olan bir durum olup olmadığını sorgulamak amacıyla telefonla takip ederiz. Tüp bebek gebesi veya normal yoldan kalan gebe kalan bir bayan bu 9 aylık süreç içerisinde ilk 3 ayı önemli olmak koşuluyla pek çok teste tahliye tabi tutulması gerekmektedir. Bunlar herhangi bir farklılık arz etmemektedir. Sadece ilk 3 ayındaki hormon tedavilerinin düzenlenmesi tüp bebek tedavisini yapan doktor tarafından yapılması en uygun olur. Uzman ellerde aslında hiçbir riski yok diğer hamilelikten diyebiliriz öyleyse son olarak. Taşımamak. Aynen o şekilde. Peki anne adaylarının gönlü rahat olsun. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.